tüm şehitlerimizin ervahı için uyalım hazır olan imama. İçin El Fatiha. Biraz beklememiz gerekiyor. O yüzden program edilmez. Başlamak olacak. Devamında basın açıklamasını ve en sonunda 100 metre programımızı kumandamış olacak. Öncelikle Allah razı olsun. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة. Bir terör örgütü gibi kadın, çocuk, yaşlı, engelli tanımadan Filistinlileri katletmeyi sürdürmekte, hastaların tedavi gördüğü hastaneyi bombalayacak kadar alçakça hareket etmektedir. İsrail'in yaptığı apaçık, açıkça terörist bir eylemdir. Bugün bu meydanda toplanan boyabatlılar olarak saldırılar da hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her ne gerekçeyle olursa olsun, uluslararası hukukun hiçe sayılıp Gazze'nin bir açık hava hapishanesine çevir... Aziz Müslümanlar, hukuk ünlümünün parçalandığı, yüreklerimizin sağlandığı günlerde birbirine davet ediyorum. Terör örgütü İsrail, içinden birilerine seçimini bulunduğu, el-ehli harap vaktis hastanesini bombalayarak, Gazze'nin vahşiye harcamalarından birini gerçekleştirildi. Bu saldırıda Necat Kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rağmen yaralılarımıza ani
kısmında sahiplerinin yıkılma sözlerinden birine sahip oluyoruz. Bazıları gözlerinin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin ve çocukların parçalanmış bedenleri üyelikli yapıyor. Bütün dünya 13 gündür gönüllüklerle hukuk tanımak ve hakimler durumuna karşı sessiz kalıyor. Bu seslerden artık Fatih İsrail Ekrem mahiyetinde bir sesle dönüşüyor ve bu yetkide sorunun şiddetini artırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi batılı ülkeler bu vahşet karşısında ikircikli açıklamalar yapmış, Siyonistleri sınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet kendisine verilen şartsız ve faydasız desteği fırsata dönüştürmüş ve bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısının hem de açıkça bir katliamla başlayarak en yetkili füzelerini gerçekleştirmiştir. Yalan haberlerle, dezenformasyonla, halk operasyonlarıyla girişi parlayan ve soykırımın meşrulaştırmaya çalıştıran bu katiller şaşırmış durumda var. Artık hangi insanı nasıl öldürebileceğini bilemiyorlar. Yaşanan vahşilik farkında oldukları için ve bunun dünya kamuoyuna zarar gelebileceğini bildikleri için inkar ediyorlar. Oysa bütün dünya İsrail ve destekçilerini Kiev'in yüzünü bir kez daha tüm mutlaklığıyla gördü. Buradan açıkça söylüyoruz. Bu soykırımın ortağı Akdeniz'e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde katliama hakkı çıkan, ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa'dır. Hala İsrail'in kendini savunma hakkı vardır diyen Almanya'dır. İsrail'e destek açıklaması yapan bütün Avrupa Birliği ülkeleridir. Türkiye'yi İsrail destek vermeye ve tarafını seçmeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosu'nda. Bu vahşet Filistin halkı için yeni bir şey değil. İnsanların yalnız bıraktığı Filistin, bu çok önce katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış Şehri Vakfı'dır 75 yıldır mahzun. Yerleşim kişilerin her gün Filistinlerini erteleyip, Filistinlerin evlerini ve mallarını hasrediyor. 16 yıldır Uygur altındaki kadede 2,5 milyon insan zindan hayatı yaşıyor. Siyonistik şubatlar, kendileri de soykırım ve kan üzerinde kurulan batılı devletler, zalimi mağdur, mağdurunu da zalimi göstermek için can hıraş bir şekilde ellerinden geleni yapıyor. İsrail'in bu vahşi saldırıları Rus arası hukuk ve insan haklarını açık bir şekilde ihlal etmektedir. Sivil halkın yaşamak ve güvenliği her zamanki gibi içe sayılmaktadır. Bu barbarca saldırılar soykırımcı İsrail'in haksızlığını ve hukuksuzluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Gazze başta olmak üzere bütün Filistin'i yıllardır insani yürekli komitesinde olan bir ülkedir. İsrail bu saldırıları bölgedeki acıyı, yıkılma çaresizliği daha da artırmaktadır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere masum sivillerin ölümüne neden olan bu vahşetin sorumluları acilen adalet önünde hesap vermelidir. Maalesef bütün dünya bu katliamlar karşısında gözlerini kapamakta, kulağının üzerine yapmaktadır. Onlar istiyorlar ki Filistin halkı katliama uğrasa da sussun, sürünse de itiraz etmesin, yok edilirken direnmesin, kutsalları çiğnenirken, hastaneleri, okulları, camileri bombalanırken kaderlerine razı olsunlar. Onlar için mazlum Filistinli mazlum Filistinlidir. Direnen Filistinli ise teröristtir. Taş da atsa terörist, slogan da atsa teröristtir. Oysa buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. 2 milyon Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyorum. Bıçak kemiğe dayanmış sabırtaşı çatlamıştır. Siyonist İsrail katliamı kanla boğulmalıdır, boğulacaktır. Ama bugün ama yarın. Allah'ın izniyle Filistin'in özgürlüğü artık sadece zaman meselesidir. Gün kardeşlerimize dayanmak için. Gün meydanlar doldurmak, Filistinli kardeşlerimizin sesi olmalıdır.
Kardeşimizin namı işgalata karşı direnişini selamlıyor. Dünyanın kapı ülkelerinden birisine destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve direnişmeye davet ediyoruz. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir sene daha hatırlıyor. Şehitlerimize rahmet, yaralarımıza şifa ediyor. La gâliye illallah diyerek yaşasın Kudüs, yaşasın Kudüs'ün direnişi, yaşasın başkenti Kudüs olun bağımsız Kudüs'ün devleti. Tanrı olsun soygunun temsilcilerimizi, Tanrı olsun Siyonist terör devleti. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail İsrail kahrolsun! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Hemşehrilerimiz, Filistin'e destek, İsrail'i telin mitingine yürüyüşümüzü tamamlayarak geldik buraya. Şu anda dua yapmak üzere Boyabat İlçe Müftülüğümüz, Din Hizmetleri Uzmanımız Atakan Aydın Hocamızı mikrofona hazırlıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah.